Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Bu videoda en çok sorulan sorulardan bir tanesi olan online başvuru formu. Daha doğrusu başvuru formunu, ulusal vize başvuru formunu işte nasıl dolduracağız? Şurada şunu diyor, oraya ne yazacağız? Burada mesela böyle bir şey demiş, orayı nasıl bir şekilde doldurabiliriz gibi. Sürekli bununla alakalı sorular gelmeye başladı. En son dayanamadım ben de. Daha önce çünkü kendi başvuru formumu hazırlamadım. Çünkü daha benim 15 gün sürem var konsolosluğa gitmek için. O yüzden bir iki deneme yaptım. Ne yaparım, ne ederim diye eşimle falan konuştum. Yani yanlış bir bilgi de vermek istemedimse o yüzden beklettim. İsterseniz biraz uzun olacak. Yalnız bir yarım saate yakın detaylı bir şekilde anlatıyorum çünkü. Umarım tek tek güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Elimden geldiğince çünkü bir şeyler yapmaya çalıştım. Hatam yanlışım olduysa da affola. Şimdiden kusura bakmayın diyorum. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, iData'ya başvuru yaptığınız zaman, online olarak başvurunuzu yaptığınız zaman size bu şekilde bir bilgilendirme maili gönderiyor. Bunun içerisinde 3 tane de ek vardır. İşte satış sözleşmesi, sizden aldığı paranın faturası vesaire bunları gönderir. Bir de normal randevu yani konsolosluğa götüreceğiniz evrakların listesini gönderirler. Burada sizi büyük ihtimalle en çok yoracak olan şey şu 2 adet başvuru formu dediği. Zaten burada mavi olarak işaretli. Burayı tıkladığınız zaman direkt sizi böyle bir sayfaya yönlendirir. Gördüğünüz gibi 5 sayfalık bir formdur. Ulusal başvuru formu. İsterseniz direkt bunu bilgisayarınıza kaydedebilir. İsterseniz direkt bu şekilde yazıcıya göndererek çıktısını alabilirsiniz. Zaten burada hem Türkçe hem İngilizce, Almanca olarak 3 dilde de vermiş sizden istediklerini. Bunların hepsini doldurmanızı istiyor. Eğer bu şekilde çıktısını alırsanız ama bir kolaylık da sağlamış. Buradan da online olarak doldurabileceğinizi söylüyor. Yani sizi direkt şu şekilde konsolosluğun sayfasına göndererek böyle bir sayfaya atıyor. Burada eğer İngilizceniz varsa, Almancanız bunu doldurmaya yetmiyorsa üst taraftan İngilizce seçeneğini seçebiliyorsunuz. Bir problem yok. Ama Google Chrome ya da benzer bir uygulama kullanan arkadaşlarımız da üst taraftan direkt Google Translate ile bunu Türkçe'ye çevirebiliyor. Gördüğünüz gibi her tarafı komple Türkçe olmuş durumda. Sizden kişisel bilgilerinizi, iletişim detaylarınızı, kimlik bilgilerinizi, seyahat verilerinizi, referanslarınızı ve geçim kaynağınızı bu şekilde buralara yazmanızı istiyor. En sonda kaydet dediğiniz zaman bunu nokta JSON diye bir uygulamayla buraya atıyor. Devam et dediğiniz zaman da PDF olarak online bunun şu formun dolu halini bu şekilde veriyor size PDF olarak. Yani şu kısımların hepsini kendi otomatik olarak alta atıyor. Bu şekilde size bir form veriyor. Mesela şuradan ufak ufak başlayalım hiç vakit kaybetmeden. Soyadınız. Kendi verilerimle biraz sallayarak hemen bir oluşturacağız. Soyadım Kara. Doğum adım. Yok mesela benim. Kızlık soyadıdır bu daha doğrusu. Öyle söyleyeyim başvuracak olan kişinin. İsmim Özgür. Doğum tarihim. Ne diyor? Gün, ay, yıl olarak ister her zaman. 1986. Doğum yerim neresi benim? Yeşilyurt. Doğduğum ülke Türkiye. Cinsiyetim erkek. Medeni halim evli. Direkt olarak ne zamandan beri diye sorar. Bir yıldır evliyim. Mevcut vatandaşlığım Türkiye. Alt tarafta varsa fazla başka ülke vatandaşlıklarınız onları da ekleyebilirsiniz. Eski vatandaşlığım var mı benim? Yok mesela. Oraya da ben Türkiye yazabilirim. Bir sıkıntı olmuyor. Çocuğun var mı diyor. Burayı evet dediğiniz anda çocuğunuzun gördüğünüz gibi hemen bilgileri geliyor. Ama çocuğunuz yoksa onları doldurmanıza gerek yok. Eşimin bilgilerini istiyor mesela benden. Onun da soyadı. Sallıyorum.
Türkçe karakter kabul etmiyor. Doğumdan önceki yani anne kızlık soyadını istiyor burada. Anne kızlık soyadı Ayşe. Kendi ismi de Fatma olsun. Doğum tarihi. Onunkini de 20-12-1986 yazıyorum. Doğum yeri. Münih. Doğduğu ülke. Almanya. Mevcut vatandaşlığı Almanya'da. Eski vatandaşlığı yoktu mesela. İkamet yeri. Münih. Sallıyorum bunların hepsini şu anda. Gördüğünüz gibi bu kısmı geçtik. Bu kısmı da geçtik. Başvuru sahibinin annesinin ve babasının isimleri. Babamın ismi mesela örnek veriyorum, sallıyorum şu anda. Babamın soyadı daha doğrusu. Kara. Adı Hasan. Babamın uyruğu Türkiye. Babamın doğum tarihi 01.01.1960. Babamın doğum yeri İstanbul. Babamın ikamet ettiği yer mesela. Şu an hayattaysa eğer babanız ikamet adresini buraya yazabilirsiniz. Yoksa mesela ölüm diyebilirsiniz. Türkçe olarak da yazabilirsiniz. Almanca olarak da yazabilirsiniz. Annenizin soyadı. Kara. Adı Ayşe. Uyruğu Türkiye. Annenizin doğum tarihi 01.01.1960. Annenizin doğum yeri İstanbul. Annenizin ikamet ettiği yer. Ha, ikamet ettiği yer mesela İstanbul. Bu şekilde size ait olan aile bilgilerinizi yazıyorsunuz. Mesleğiniz, çalışan, mimar, bankacı mesela burada bir sürü seçenek var. BT uzmanı, bilişim teknolojileri işte, diplomat vesaire, öğrenci gibi. Ya da diğer bir mesleğiniz varsa buraya yazıyorsunuz. Mesela benimki bilişim teknolojileri. Buraya açıklamasını yazabilirsiniz. Mevcut bir mesleğiniz varsa, örnek bu şeyden bahsediyor yani. Mevcut mesleki faaliyet farklıysa, sizin mesleğiniz bilişim teknolojileridir ama siz boyacılık yapıyorsunuzdur gibi. Mesela benimki güvenlik sistemleri. Bunu isterseniz Almanca olarak da doldurabilirsiniz. Bunda hiçbir mahsur yok. İletişim detayları mesela. Mevcut adresiniz yani şu an Türkiye'de yaşadığınız ikamet adresini soruyor. Benimki şu an yaşadığım Mehmet Akif Ersoy Caddesi yani bu çeviri yaparken bu şekilde yapıyor. Normalde gördüğünüz gibi Almanca'ya çevirdiğimiz zaman bunu Straße yani sokağın ismini soruyor. Mehmet Akif Ersoy sokağında oturuyorum. Numaram 66. İsterseniz buraya işte Türkiye'de biliyorsunuz işte Mehmet Akif Ersoy Caddesi numara 66 Silivri bilmem ne diye uzatabiliyorsunuz. Buraya işte 34.590 İstanbul'un plaka kodu. Yer neresi? İstanbul. Ülke Türkiye. Cep telefon numaranız. Almanca olarak girdiğim için ben hemen hemen çoğunu 0 0 90 işte 544 444 44 44 diye girebilirim. Varsa mail adresiniz. Bunları yazarsınız. Şu anda vatandaşı olduğunuz ülkede dışında bir ülkede yaşıyor musunuz? Hayır. O yüzden bunu yazmaya gerek yok. Seyahat belgenizin türü. Pasaport, işte hizmet pasaportu, özel geçiş vesaire. Biz normal pasaportla gideceğiz. Pasaportlarınızın üst kısmında pasaport numarası vardır mesela. Genelde Türkiye'de U23, 54, 45 diye gider. Pasaportun veriliş tarihi 01.01.2020'nin başında aldım. 01.01.2022'de bitiyor mesela. 2 yıllık pasaport almıştım ben örnek veriyorum. Veren ülke Türkiye. İsterseniz buraya veren kuruluş, kaymakamlık yazabilirsiniz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Burayı doldururken
Şu yıldızlı olanlar mecburi doldurulması gerekenler. Şu mesela veren kuruluş falan yazan yerleri doldurmanıza gerek yok isterseniz. Şimdi ne diyor burada? Almanya'da kalış amacı. Ailenin yeniden toplanması. Yani aile birleşimi. Almanya'da amaçlanan kalış süresi. Mesela ben örnek veriyorum. 01.01.2021'de gitmeyi düşünüyorum. 01.01.2026'da yani 5 yıl sonra geri dönmek istiyorum. Diyor ki Almanya'da 12 aydan fazla kalmayı ve tüm kalış süresi için geçerli bir vize başvurusunda bulunmayı düşünmüyorum. Yani diyor ki size Almanya'da 12 aydan fazla kalmayı ve tüm kalış süresi için geçerli bir vize başvurusunda bulunmayı düşünmüyorum. Bunu işaretlemeyeceksiniz yani. 12 aydan fazla kalmayı düşünmüyorum demeyeceksiniz. Düşünüyorsunuz çünkü aile birleşimiyle gidiyorsunuz. Yani eşinizin yanına gidiyorsunuz. Belki 5 yıl, belki 10 yıl kalacaksınız. Belki hiç gelmeyeceksiniz. O yüzden bunu işaretlemeyeceksiniz. Evet, referans kısmına geldiğiniz zaman burada size Almanya'da referans olabilecek bir aracı kişi, örnek veriyorum, eğitim kurumu, şirket kuruluşu, yani oradan birisinin bir aracı, bir referans olabilecek kişi varsa onları ekliyorsunuz. İşte eğitim kurumu ya da bir şirket, bir iş yeri gibi. Buraya genelde aracı kişi olarak söylenip ismi, soy ismi, adresi, telefon numarası, cartı, curtu yazılır. İlişkisi mesela buraya eğer Türkiye'deki eş erkekse karşı taraftakini tabii ki meine Frau diyebilir. Yani benim eşim diyebilir ya da Türkçe olarak eşim yazabilir. Buraya da eşinin bilgilerini yazar. Bu şekilde ne demiştik buraya? Kara salla cinsiyeti ismi Ayşe demiştik galiba. Cinsiyeti kadın, doğum tarihini falan gerek yok. Burada size referans olacak kişi eşiniz olduğu için onun ismini, soy ismini falan yazıyorsunuz. Zaten gördüğünüz gibi yıldızla işaretlenmiş mecburi doldurulması gerekenler. Buraya da eşinizin size göndermiş olduğu resmi olan ikametgahın üzerindeki bilgilerini yazıyorsunuz. İşte sokağı, ev numarasını, posta kodunu, ülkeyi vesaire bunları yazıyorsunuz. Ne yazalım? Almanya'da Göteştrasse numara 60. 93073 diye bir yer yazalım. Münih, Almanya. Eşimin Almanya'daki telefon numarasını yazacağım işte buraya. 0049'da başlıyor bir yanlış hatırlamıyorsam. 15 88 888 88 gibi bir numarası vardır büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Onları yazıyorsunuz. Ondan sonra en son geçim kaynağı kısmına geliyorsunuz. Geçim kaynağı kısmında Almanya Federal Cumhuriyeti'nde yaşamanın yolları, yani Almanya Federal Cumhuriyeti'nde nasıl hayatınızı devam ettireceksiniz? Mesela mesleğimi tabi buraya İngilizce karakterler olmuyor. Mesleğimi icra ederek. Çalışarak gibi. Resmi bir taahhütünüz var mı? Bir referansınız var mı? Ya da buna benzer bir şey var mı orada diye soruyor. Tabi burada genelde hayırdır. Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ikamet edilmek istenen. Yine aynı şekilde buraya referansa yazdığınız bilgilerin aynısını da buraya yazıyorsunuz. Sokağı, eşinizin ev numarasını, posta kodunu ve bulunduğu şehri. Nasıl ağırlanacaksınız? Oraya gittiğiniz zaman diyor, şuraya dolduralım boşluk kalmasın. Yer ne demiştik? Münih diye sallamıştık. Tek göz odalı bir evde mi kalacaksınız? Oraya gittiğiniz zaman düz 3 odalı bir evde mi kalacaksınız? Toplu konaklama yani pansiyon tarzı bir yerde mi kalacaksınız? Yoksa diğer açıklayın diyor yani otelde mi mesela nerede kalacaksınız diyor bunları istiyor. Federal Almanya Cumhuriyeti dışındaki daimi ikamet yeri muhafaza edilecek mi? Yani Almanya'ya yerleştikten sonra diğer ülkede hani oraya gittiğiniz ülkedeki ikametiniz devam edecek mi?
Bu gerek yok. Akrabalar da girmeli mi? Benim akrabalarımla mesela bir işim yok. Onlar gelmeyecek. Federal Almanya Cumhuriyeti için sağlık sigortanız var mı? Mesela benim eşim orada gitti. Tabii. Belediyeye kaydını, yani soy ismi değiştiği için otomatik olarak oraya gittiğinde yeniden belediyeye bunu bildiriyor evlilik cüzdanıyla beraber. Oradaki sağlık sigortasına da benim ismimi veriyor. Benim sigortamı da başlatmış oluyor orada. Dolayısıyla uzun süreli kalış için sağlık sigortanız var mı diyor. Evet işaretliyorum. Federal Almanya Cumhuriyeti'nde kalanlar daha önce Almanya'ya gittiniz mi diyor mesela. Büyük ihtimalle %90 herkes gitmiştir bir defa. Hem orayı göreyim hem eşimin yanına gideyim diye. Schengen vizesiyle gitmiştir. Evet diyorsunuz mesela. Ne zaman? 01 01 2019'da gittim. 01.03 2019'da geri geldim. 01.01 2020'de gittim. 01 03 2020'de geri geldim. Gibi. Burayı da bu şekilde doldurabilirsiniz. Son 5 konaklamayı belirtmiyor. 5 defa gidip geldiyseniz 5'ini de yazabilirsiniz. Onun haricinde kaç defa gittiyseniz onları yazın ki giriş çıkışı yaptığınızı bilsinler. Yani sonuçta kaçak gitmediniz, girdiniz, geri geldiniz vesaire. Bunları istiyor. Sabıkanız var mı? Varsa evet diyorsunuz. Zaten soruyor size. Almanya'da nerede, ne zaman falan filan. Hiç Federal Almanya Cumhuriyeti'nde sınır dışı edildiniz mi veya sınır dışı mı edildiniz? Sınır dışı mı edildiniz veya sınır dışı mı edildiniz veya otur işte çeviride bu kadar çeviriyor anlayın yani. Oturma izni başvurunuz reddedildi mi veya Federal Almanya Cumhuriyeti'ne giriş reddedildi mi? Eğer öyle bir şey olduysa Almanya'dan sınır dışı edildiyseniz, oturma veya çalışma izniniz reddedildiyse ya da vize verilmediyse size. Başvurdunuz Almanya'ya gitmek için ama vizeniz red geldi. Mesela neden red geldi? Buraya onu yazıyorsunuz. Zaten vize reddedildiği zaman size orada belirtiyor işte şu sebepten ya da şu maddeden dolayı diye. Oraya maddeyi bildirirsiniz. Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden muzdarip misiniz? İşte kuş gribi, domuz gribi, Ebola, SARS virüsü falan filan işte. Varsa öyle bir şeyiniz ki zaten işaretlemeyin derim ben. Hayır diyorsunuz. Ondan sonra bakın gördüğünüz gibi kişisel bilgiler, iletişim detayları hepsini bitirdi. En son bunları doldurduktan sonra şu şekilde kaydet diyorsunuz ve hemen buraya bir nokta JSON yazan bir uzantıyla bir dosya indiriyor. Devam et dediğiniz zaman da hazır bir şekilde tüm bilgilerinizin olduğu gördüğünüz gibi benim normal konsolosluğa götüreceğim evrak burada hepsi Almanca olarak doldurulmuş. İşaretli full Almanca hepsi veriyor. Daha sonra mesela bu şu, bunu indirmenizi tavsiye ederim. Yani şu nokta JSON diye verdiğini indirin. Neden? Çünkü şurada gördüğünüz gibi bakın verileri içe aktar, barkodu tara ve yeni uygulama diyor. Yeni uygulama dediğiniz zaman girilen bütün her şey sıfırlıyor. Verileri içe aktar dediğiniz zaman da şuradan o indirmiş olduğunuz JSON dosyasını indirilenlerden mesela şu şekilde içeriye aktar diyorsunuz. Tüm bilgilerinizi buraya tekrar atıyor. Hepsi mesela bu benim orijinal kendi formum. Bunları bu şekilde buraya atmış oluyor. Başka da bir şey yapmanıza gerek zaten kalmıyor. Buraya da hem JSON dosyasını hem de benim konsolosluğa götüreceğim evrağı Almanca olarak bana vermiş oluyor. Onun haricinde zaten başka da işte 2 adet başvuru formu, vize harç ücreti genellikle eş Alman vatandaşı ise istenmiyor. Geçerli bir pasaport ve sayfanın 2 adet fotokopisi, 2 adet vesikalık resim. Bu tabi biyometrik resim diye geçiyor. 35 çarpı 45 ebatlarında. Hatta buraya tıkladığınız zaman da size nasıl bir fotoğraf istediğini
söylüyor. Alttaki destekleyici belgelerin orijinallerini ve 2 adet nüshası ile yanınıza getirin. Belgeleri Almanca tercümeleri ile sunuz. Yani ne kadar çok istedikleri gibi Almanca olarak evraklarınızı verirseniz o kadar kolay olacaktır işiniz. Ne diyor? Her iki eşin nüfus bilgilerini içeren uluslararası evlenme kayıt örneği. Formül B. Bu zaten çok dilli olarak alınıyor. Direkt nüfus müdürlüğünden formül B istiyorsunuz. Çok dilli olarak veriyor. Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği. Bu bir sayfadır zaten. E-Devlet'ten çıkartıyorsunuz. Direkt bir yeminli tercümana giderek orada hemen tercüme ettirebiliyorsunuz. Hem Türkçesini hem Almancasını götürebilirsiniz. Çoğu arkadaşımız ben bunu Türkçe götürdüm hiç işte Almanca istemediler falan filan diyor ama düşünün yani adam sana diyor ki bana bunun Almanca tercümesiyle getir. Sen adama Türkçe götürüyorsun. Kabul ediyor ama belki de sıkıntı yaratacak sana. Hiç düşünmüyor. Ben adama Türkçe Almanca getir demişim ama bana kalkmış Türkçe getirmiş. Hiç özenmemiş ki. Aman deyip kenara koyacak belki. Öncelik tanımayacak ya da arkalara atacak seni gibi düşünüyorum ben. Eşlerden daha önce evlilik yapanlar varsa onların da tabii ki boşanma ilamlarını istiyor. Bunu da Almanca olarak istiyor. Türkiye'deki eş mesela örnek veriyorum ben daha önce bir evlilik yaptım. Boşandım. Mahkeme kararım var elimde. Onu götürüp Almanca'ya tercüme ettirmek zorundayım. Özellikle belirtiyor. Belirtilen belgelerin Almanca tercümeleri ve duruma göre ölüm kayıt örnekleri. Mesela eşim öldü benim. O ölüm belgesini tercüme ettiriyorum. Yoksa eğer daha önce boşandıysam boşanma evramı. Zaten Almanya'daki eş boşandıysa otomatik olarak oradaki Almanca olarak gelecektir bize. O yüzden ona bir şey yapmaya gerek yok. Almanya'da yaşayan eşe ait ikametgah belgesi. Orada belediyeden aldığı ikametgah belgesi 6 aydan eski olmayan diyor. Almanya'da yaşayan eş Alman vatandaşı ise pasaportunun veya kimlik belgesinin fotokopisi. Eş doğuştan Alman vatandaşı ise Alman doğum belgesi. Başka bir şeye gerek yok. Ama eğer eşiniz Türk vatandaşı ise pasaportunun fotokopisi, kimliğinin fotokopisi, ikamet izninin fotokopisi yani oturumunun fotokopisi zaten en altta da belirtiyor. Yarım sayfa bundan bahsediyor. A1 sertifikası ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır diyor. Ne hangileri? Şunlardan, şu alttaki işaretli olanlardan A1 sertifikası ibraz zorunluluğu bulunmamakta olanlar belli ediyor. Temel seviyede Almanca bilgisine sahip olduğunuza dair belge. A1 sertifikası. Türkiye'de Goethe Enstitüsü'nün Startdeutsch 1'i Avusturya Dil Diploması ÖSD'nin de Deutsch 1'ini kabul ediyorlar. Yani Goethe ve ÖSD'nin sertifikalarını kabul eder. Onların haricinde başka da bir şey yok zaten. Dediğim gibi bunları bu şekilde doldurabilirsiniz. Google Chrome ya da buna benzer bir uygulamayla Türkçe yaparak da çok rahat bir şekilde Türkçe doldurursunuz. Ama sayfa Almanca olduğu için otomatik olarak en alta gelip şuradan kaydet dediğiniz zaman da yani devam et diyor burada. Kaydet dediğiniz zaman otomatik olarak şu sizin doldurmanız gereken ulusal vize başvuru formu dahil yazan yani şu yazılar dahil resim yapıştırmayınız diyor mesela. Name, soyadınız gibi yazan yerlerin bile hepsini komple full bir şekilde Almanca olarak dolu olarak size veriyor. Mesela şurada Reisepass seyahat belgesinin türü demiş. Buradan pasaportu seçiyorsunuz. Alt taraflarda işte pasaportunuzun numarası, işte veriliş tarihi, veren makam vesaire. Bunların hepsini normalde el yazınıza doldurmanız gerekiyor ama buradan doldurduğunuz zaman neredeydi? Buradan doldurduğunuz anda otomatik olarak zaten bunların altları değil karşıları full bir şekilde gelmiş oluyor. Sizin işinizi daha da kolaylaştırır. O yüzden başka da bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten bunların hepsini renkli bir şekilde veriyor burada doldurduğunuz zaman. Şu şekilde sarı, kırmızı, siyah işte falan filan. Bu şekilde güzel veriyor. Başka da bir şey yapmaya gerek yok. Zaten bizi en çok uğraştıran birçok arkadaşımın abi form doldururken şurada ne yazmamız gerekiyor, burada ne dememiz gerekiyor vesaire dediği kısım bu başvuru formuydu. Bunu da dediğim gibi size göndermiş oldukları
PDF dosyasında şu evrak listesi kısmında zaten online formüler ya da HIA diye bulabilirsiniz. Direkt burası açılıyor. Eğer İngilizceniz varsa İngilizce olarak doldurabilirsiniz. Bu formu doldurmaya yetecek bir Almanca varsa Almanca olarak da doldurabilirsiniz. Şu yıldızlı kısımlar mecburi olan yerler. Bunları doldurmanız gerekiyor. Onun haricinde mesela buraya mesleğinizi yazabilirsiniz ama diğer kısımları doldurmanız şart değil, ama doldursanız tabii ki daha iyi olur. Burada mail adresinizi verme zorunluluğunuz yok mesela gibi düşünün. Bunları da bu şekilde halledebilirsiniz. Şu komple Türkçe'ye çevirebiliyor mu bunu? Büyük ihtimalle çeviremez çünkü bu zaten PDF dosyası. Bu ulusal vize başvuru formu da bu şekilde bitiyor. Arkadaşlar, bu başvuru formu ücretsizdir. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Konuyla alakalı merak ettiğiniz, kafanıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında muhakkak belirtin. Ben ve bilen arkadaşlarım size elimden geldiğince yardımcı olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bana destek olmak amaçlı kanalıma abone olursanız da sevinirim. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Achtung, bugünkü dersimiz Almanca. Sayılarla başlıyoruz, gerisi çocuk oyuncağı. Bir ein, iki zwei, üç drei, dört vier. Sayı saymak Almanca'da şiir yazmak gibidir.